dikeninin tohumu. Döve dikeninin tohumunda zilimarin denen etken bir madde var. %2,5-3 oranında. Hı hı. Ha, bunu çayını kaynatsanız, içseniz ne olur? Etki yapmaz. Destilasyonla elde edilen ekstraktı bu zehirlenmelerde kana verilir, infüzyonla, serumla. Acil vakalarda, her hastanede ve sağlık ocaklarında da var bu zilimarin. Etken maddesi zilibinin denen bir madde içerir. Bu sadece mantardan dolayı ortaya çıkan karaciğer zehirlenmesine değil, alkolden dolayı ortaya çıkan karaciğer zehirlenmesi, tetraklordan ortaya çıkan karaciğer zehirlenmesi, parasetamol, birçok kimyasal ilaçlar ne yapıyor? Karaciğeri yavaş yavaş iflas ettiriyor, zehirliyor. Kimyasal ilaçlardan dolayı ortaya çıkan karaciğer zehirlenmelerine karşı da çok çok etkili. Bununla ilgili birçok klinik araştırması var. Mesela Profesör Doktor Artweiler ve ekibi, Profesör Martins ve ekibi mesela yani birçok ağır vakayı tedavi etmişler. Hatta çok geç kalınmadığı zaman birinci, ikinci dereceden karaciğer yağlanmasına da etkili. O zaman tabii karaciğer yağlanması varsa enginar da gerekir. Safra anormallikleri varsa şahtere de gerekir. Yani rahatsızlığın sebebi tam olarak bilinirse bütün bunlar benim söylediklerim belgeye bilgi, klinik araştırmasına dayanıyor. Evet. Yani denenmiş karaciğer zehirlenmesine karşı eczanelerde, hastanelerde bunun hapı damlası derecesi var zaten. Evet, mevcut. Böyle bilgi yok. Tamam, evet, belge ve bilgiye dayanıyor. Burada da söylediklerim klinik araştırmasına, belgeye dayanıyor. Karaciğer zehirlenmesine karşı çok çok etkili. Yani mantar zehirlenmesi haricinde kimyasal ilaç kullananlar da zamanla karaciğer zehirleniyor. Sadece karaciğer yağlanıp büyümüyor. Aynı zamanda zehirleniyor. Ağrı kesiciler, işte günlük alınan ilaçlar da dahil. Evet, herhalde, parasetamol en tehlikeli, karaciğeri çürüten, zehirleyen bir maddedir. Hı hı. Mesela yıllar önce Almanya'da bir çocuğu bademcik ameliyatı geçiriyor. Refakatçi kalan annesine doktoru diyor ki, çocuk ağlarsa, sızlarsa birkaç tane fitil ver. Fitil de parasetamol içeriyor, ağrı kesici. Kadın da bilememiş, fazla vermiş. Ağladıkça vermiş fitil. İki gün sonra öldü çocuk. Otopsi sonucunda karaciğerin parça parça olduğu tespit edildi.